Bugün sizlere motosikletimizin garajında neler var, biraz onları inceleyeceğiz. Şimdi başlayacak olursak şu alt kısımda zaten civatalarımız, çeşitli civatalarımız. Onlar her tarafta kullandığımız şeyler zaten. Şimdi burada akü şarj aletimiz var bir tane. Sonra üstten başlayacak olursak burada lokma takımlarımız. Bunlar kare. Bir de şurada yıldız lokma takımlarımız var. Bunlar 35-40 senelik lokma takımı, bayağı eski. Sonra yukarı bakacak olursak işte boş şarjımız var burada. Bunlar yukarıda kalsın. Burada bir lambamız var. Şurada bir tane alarmımız var. Ondan da bahsedeyim sizlere. Bu alarm titreşime duyarlı bir alarmdır. Motorun üstüne koyuyorsunuz. Motorda herhangi bir hareket görüldüğünde bağırmaya başlıyor. Burada da kumandası var. 9 voltluk pille çalışır bu arada. Çok güzel bir alarmdır. Şimdi yukarıdan gelecek olursak, yukarıda da burada gres yağımız var. Zincirinizi yağlayabilirsiniz. Aslında zincir yağı kullanılsa daha iyi ama ben bunu bulabildim. Bunu aldım. Normalde zincir yağı kullanıyorum. Burada balata spreyimiz olmazsa olmaz gereken malzemelerden. Burada pas sökücümüz, bu da gerekiyor. Burada boyalarımız var, sprey boyalarımız ve şurada da boya koruyucuları, çizik gidericileri. Şundan bahsetmek istiyorum size. Bu Meguras'ın cilasıdır. Çok kaliteli bir ciladır. 230 TL yaklaşık bir fiyatı var. Pahalı ama arabaya uygulayabilirsiniz. Her türlü aksama uygulanır bu. Siyah kısımlara, siyah plastiklere hiç önemi yok. Yani istediğiniz kısımlara uygulayabilirsiniz. Evet. Burada şampuanımız var. Yani bu böyle şampuanla yıkamanız daha iyi, lekeleri daha güzel çıkartıyor. Şimdi geçelim bu kısma. Burada bir tane kompresörümüz var bu arada. Ufak bir kompresör ama lastik şişirmek için farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Sonra burada ne gördük? Evet, bu da balatalarımız. Bu balatalarımızı değiştireceğim. Biraz daha zamanı var diğerlerinin. Daha pek bitmemiş. Evet, burada ne var? Burada arkadaşlar tork anahtarımız var. Tork anahtarımız bu. Beta. 10 Nm ile 20 Nm ile 100 Nm arası yani çalışmaktadır. Şurada mesela ben şimdi kitapçığında yazmıyor bunlar ama tamir kitabı var. Manuel Repair diye tamir bir kitabı var. Orada hangi civatayı hangi Newton metreyle sıkacağınız yazıyor. Mesela motor yağ tahliye civatası 30 Newton metre demiş. Buji sıkma torku 16 Newton metre. Hepsini bununla sıkıyorum ki yani yalama etmeyelim, fazla sıkmayalım. Biliyorsunuz fazla sıktığınızda sıkıntı çıkıyor. Hepsini yazdım buraya. Anahtarımız beta, güzel bir anahtar. Bir ara bunda tanıtımını yapacağım sizlere. Şimdi burada ne var başka? Burada bir tane antifriz ölçerimiz var. Gerçi motorumuz soğutmalı değil ama Gefo marka, güzel bir markadır. Burada eski contalarımız var. Eski motordan çıkan. Sonra şunu bırakalım şurayı. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet, burada çıkartalım bakalım. Burada kullanım kitapçıkları vesaire, faturalarımız, sübap contaları. Eski motor için almıştım onları. Burada bir tane yağ tıpamız var. Eski motorumuzdan. Onu zaten atmamışım. Değiştirmişim. Bunlar neymiş? Bunlar da ön siperlik. Eski CBF'imde ön siperlik civataları eksikti. Ön siperlik civataları bunlarda. Gördüğünüz üzere orijinal Honda'dan alınma maddeyin. Japan diyor. Orijinal bir maldır. Burada somunları böyle. Plastik somunları var. Başka neyimiz var burada? Burası böyle arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada da eski yine motorumuzun far soketleri falan. Burada da arkadaşlar şundan biraz bahsedeyim sizlere. Bu sübap ayar için gereken anahtar takımı.
Siyoplarımızı söktüğümüzde şu anahtarla ayarlayabiliyorsun. Yani sıkmak için bunlar. Sentil çakımız var. Şimdi sentil çakımızdan bahsedecek olursak. Şimdi standart sentil çakıları 0.05, 0.0, 0.010 diye devam eder. Ama bize onlar pek işimizi görmüyor. Bize tek tek giden adımlı sentil çakısı gerekiyor. Mesela bu 05, 06, 07, 08, 09, 12'ye kadar gider bu. Zaten CB125F'in 08 emme, 12'de egzoz sübabıdır. İkisi işimize yarıyor. Eğer ki bu şekilde bir sentil çakısı almanız gerekiyor sübap ayarı yapacaksanız, diğerleri işimizi görmüyor çünkü istediğimiz değerler yok. Bunları AliExpress'ten aldım. Burada bulmak imkansız. Yok zaten. Olsa da fahiş fiyatlar çekiyorlar. AliExpress'ten aldım bunları. Şöyle burasını da çekeyim sizlere. Gerçi GoPro biraz yakın çekimlerde yetersiz bir kamera. Başka neyimiz var burada göreceğim. Şurada yağlarımız var. Evet, ben her zaman kullandığım yağ Likimoli. Yeni aldım bunu zaten. 10-30 yağdır. Bu yağı tavsiye ederim CB125F'ler için. Başka yağ kullanmayın. Şurada da zaten açık yeri var. Bu yağ kaliteli, güzel bir yağdır. En son fren diskimizin, ay fren hidroliğimizi değiştirdik. Neredeyse yarısından fazlasını kullanmışız. Burada amortisör yağımız var. Eski motorumuzun amortisör keçelerini değiştirmiştim. Yağısı burada. O farklı bir yağ. Arkadaşlar, garajımızdan göstereceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.